Profesör Amkan'la hoş geldiniz. Ben Amon Yusuf abim. karşınızda. Hoy 4 mekanik ile beraberim. Bugün Hoy 4 hakkında öğrenmeniz gereken tüm düğmeleri, oyunu fiziksel olarak oynamak hakkında gereken tüm bilgileri size vermeye çalışıyor olacağım. Aynı zamanda bu eski save'imizi buldum abi. Ben İngiltere'yi nasıl düşüreceğimizi anlamaya çalışırken kullandım. Bu save'de gösteriyor olacağım ne yapacağımızı. Save ile bir alakası var. İstediğiniz bir yerde kullanabilirsiniz yani bugün göstereceğim şeyleri. Abi çok basitten başlayıp bazılarınızın belki bilmedikleri şeylere doğru gideceğiz. O yüzden haydi bakalım diyorum. Öncelikle ordu yönetmeyi göstereceğim abi. Ordu yönetme için gördüğünüz gibi şu şekilde bir geri çekilme emri çizdim. Ben geri çekilme emrilerinin amacı abi basit. Geri çekilmek için ordunuza bir yer tanıyorsunuz. Örneğin mesela şuraya bir frontline çizdiğinizde o frontline bir yerden sonra olur da silinmek zorunda kalırsa adamlar tak buraya atılacaklar. Burası onların geri çekileceği yer olacak. Bu çizginin amacı bu. Aynı zamanda ordunuzu herhangi bir zaman bir yere koymak istediğinizde genelde bunları kullanıyorsunuz. Peki şu ne işe yarıyor derseniz abi. Bu araya defense abi genelde port tutmaya yarıyor. Bu şekilde bakın port olan alanlara doğru yaptığınızda şunları da kapatıp sadece portları koruyun dediğinizde çıkarma yediğinizde port vermemenizi sağlıyor. Neden port vermemek bu kadar önemli derseniz de ikmal buradan geliyor abi. Burayı alamazlarsa ölürler açlıktan. O yüzden oraları korumanız en önemlisi. Şu şekilde bir garnizon emrimiz var. Bunun da garnizon emri. Bu şekilde yani sonrasında da frontline'ımız var. Frontline'ları biliyorsunuz zaten. Frontline'larda önemli olaylar. Bunların atanından emin olmanız lazım. Maraşal veya ordu emri olması önemli. Maraşal emrini verdiğinizde mesela şuraya mesela bir maraşal emri verdiğinde buraya ordular atanıyor abi. Sadece asker atanmıyor. O yüzden böyle bir durumda var. Üstüne abi bu ordu emirleri oldukça şey yani rahat, sakin, çil emirler. Şu açıdan söylüyorum bunu. Mesela buraya kontrol sağ tıkladığımda bu da güzel bir düğmedir. Buradaki o askerleri seçtim. Mesela aynı orduya şuraya da bir emir verebilirim. Hatta silerim bu emri şuradaki düğmeyle. Giderim atıyorum sadece şu kısmına doğru çizerim. Sonra işte atıyorum bunların yarısını alıp bunları buraya atarım falan. Çok özelleştirebiliyorum yani abi. Hiç katı bir sistem değil kesinlikle. Ee, i̇çinde çalışmasını biliyorsanız tabii ki. Kullanmayı sevdiğinizde zaten ki kullanmayı bir aradan sonra seviyorsunuz abi oynarken. Gayet hoşunuza gidecek bir sisteme dönüşüyor. Sonrasında bu noktada saldırım emirlerimizi konuşalım. Bir offensive line'ımız var abi. Offensive line dediğin şey zaten oynanan basit mekaniğidir. Şu şekilde abi. Mesela burada bir tane offensive line çizmişiz. Mesela bu offensive line nasıl işleyeceğini görmek için üzerine mouse'umuzu getirmemiz yeterli. Bu noktada adamların nereleri sırayla alacağını bile görebiliyoruz yani. O yüzden bu noktada kesinlikle bunları kullanıyor olacağız. Bunlar cephe ittirmekte kullanılıyor abi. Bunun yanı sıra bir tane de spearhead diye bir şey var. Spearhead yaptığınızda spesifik bir noktadan yarmalarını istiyorsunuz. Böyle yaptığınızda bakın adamlar etraflarını kapatarak yürüyorlar. İçeride sıkışmasınlar, encircled olmasınlar diye. Spearhead yaparsanız dümdüz yürürler ve sıkışırlar. Tanklar için falan böyle hızlı şeyler için yapabilirsiniz. Her şeyi spearhead yapmayın. Onun dışında abi söyleyeceğimiz başka bir şey yok sanırsam ordu yönetme kısmında. Burada aynı zamanda benim değinmek istediğim, çok kişinin bilmediğini düşündüğüm birkaç şey daha var. Bunlardan bir tanesi abi ordunuzu eğitirken kullanacağınız bir şey. Şimdi bu noktada ordunuzu eğitmek için şu düğmeye basabiliyorsunuz veya K'ye basabiliyorsunuz. İkisi de çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Siz ordunuzu eğitirken gidip durmaksızın bakabilirsiniz abi. Ordu eğitildim, eğitildim, eğitildi diye. Bunu yapabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir şey var çoğu kişinin bilmediği. Ctrl, Ctrl ve Shift'e aynı anda basılı tutarken buna basarsanız şu şekilde bir moda giriyor abi bunlar. Bu size normalde yapamayacağınız bir şey sağlıyor şu oda. Bunu yaptığınızda bir divisionlarının spesifik olarak yani mesela 91. piyade tümeni eğitilene kadar, 3 seviye olana kadar yani eğitimde oluyor. Ondan sonra eğitimden çıkıyor. Normalde bir tümenin tamamını eğitim almadığınız sürece tümendeki herkes, pardon normalde bir ordunun içindeki tümenleri teker teker ayarlayamazsınız. Çalışıyor, çalışmıyor diye. 3 seviye olsun olmasın. Böyle yaptığınızda abi hepsi çalışmıyor. Sadece 3 seviye olmayanlar çalışıyor. Onlar da 3 seviye olana kadar çalışıyor sonra duruyorlar. Bunu kesinlikle kullanın derim. Onun dışında mesela Yunanistan'a bir savaşımızı açalım. Gördüğünüz gibi bu arada benim de üzerimde Giltere garantisi olduğu için yemedik savaşı. Bu da güzel bir mekaniktir. Şimdi mesela burada ben bu çocuklara saldırın diyeceğim abi. Tamam mı? Burada romanlar da katılıyor zaten. Şimdi mesela ben burada bunların saldırdığını gördüğümde. Mesela bak bunların hepsine şu şekilde tıklarsak herkesin nereye saldırdığını görebiliriz. Tamam mı? Bunları ben bu şekilde saldırdığını gördüğümde abi. Diyorum ki oha çok iyi. Burayı alırsak ve şurayı alırsak burayı kazanırız. Bütün bu cepheyi. Neden? Çünkü burada liman var. Liman niye önemli? Söyledim zaten. İkmal geliyor buradan. Buradaki askerlerin hepsi ensorkled olur. Olay adamları ensorkle etmek abi. Bunları bu şekilde buraya kapatırsak portları olmadan heriflerin geriye çekilebileceği bir toprak olmaz. Ve nasıl bu piyade tümenleri normalde ölmüyor. Sadece geri çekiliyor. İçindeki Ahmet Mehmet yerine şu 150k'dan çekiyoruz ya. Bu noktada Alman Alman diyorum Yunan Alman, Ahmet ve Mehmet'i harbiden öldürüyor olacağız abi. Bunu yapmak için de gereken ilk hamle şurayı almak. Selanik'i almamız lazım. Ne de, neye getiriyorum abi bunun sonucunu? Shift'e basılı tutarken sağ tıklarsanız bu şekilde sonraki emri verebiliyorsunuz. Shift'e basılı tutup bir daha sağ tıklarsanız onun üzerine demir verebiliyorsunuz. Onu da geçtim. Şimdi mesela ben diyorum ki bu herifler buraya yürüsün de burayı terk etmesinler diyorum mesela. Bu noktada da. Evet abi ben de kendimi unutmuşum bu arada bunu hemen hatırladım. Size de gösteriyorum hemen. Şimdi bu şekilde sağ tıkladığımızda ben nereye yapıyorduk? Biz Selanik'e doğru yapıyorduk. Ha. Şu şekilde sağ tıkladığımızda kırmızı çıkıyor görüyorsunuz. Kırmızı çıkmasının manası şu hem saldıracağım hem de oraya yürüyeceğim demek. Siz burayı boş bırakmak istemiyorsanız veya askerlerinizin buraya girip kendilerini tehlike atmasını istemiyorsanız bunu şurada mesela yapabilirsiniz. İtalya ile savaşıyorsanız burada support'u ve tak spamlayıp içeriye hiç girmeden yeni asker dolmasını sağlayıp adamları kurutabiliyorsunuz. Böyle bir taktik var abi. Bunu mesela İngiltere'nin başkentinde de yapabilirsiniz Londra'da da. Supportive tak deniyor abi buna. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Kontrole basılı tutup şuradaki yeşil baloncuya bastığınızda gördüğünüz gibi mavi oluyor abi saldırı. Bu mavi saldırı da dediğim gibi buranın kazanılmasını sağlayacak fakat adamları yürütmeyecek bu noktada böyle bir şey kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi en çok adamların bu noktada içeriye daha çok asker doldurmasını sağlayan şeyler aslında. Onu yapmanızı daha çok sağlıyor ama bu noktada size de göstermiş olayım dedim. Gördüğünüz gibi abi shift atak şeyi bizim çok kullandığımız bir şey. Moktabını kesinlikle kullanın derim. Şu anda onlara onu yaptıramadım ama önemli değil. Gördüğünüz gibi burası dağıldı zaten. Neyse abi biz maddelerimizdeki sonraki şeye geçelim. Ben ordu konusunda şu anda göstermek isteyebileceğimiz her şeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunun dışında bir çıkarmayı hızlı bir şekilde gösterebilirim belki size. Çıkarma işi çok basit abi. Çıkarma işini hiç büyütmeyin. Şimdi geldim bastım abi şuna buna bastım. Öncelikle sol tıklıyorum. Şuradaki porta sol tıklıyorum. Kendi kalkmasını isteyeceğim yere sol tıklıyorum yani. Ondan sonra çıkacağı yere sol tıklayacağım. Taranto'ya mesela çıksın istiyorum. Bu noktada mesela atanmadı tamam mı? Escape'e basıyorum. Delete değil mi diyor. Hayır demek için bir daha Escape'e basıyorum. Şimdi benim elimde böyle çizilmiş bir order var ama kimse atanmış değil. Niye? Çünkü ben emri olan bir orduya emir verdim. Emir olan bir orduya emir verirseniz adamsız emir çıkıyor. Ama bu emir hala bu orduya atalı. Onu da unutmayın. Her ordunun emri ayrı adı. Tamam mı? Şimdi buradan piyade tümenimizi seçtik. Kontrole basılı tutar bir şekilde buna sol tıklarsam gördüğünüz gibi buraya atanıyor. Kontrole sol tıklamak da abi bu arada şu düğmeye basmakla aynı şey. Ben buna basacağım ve kontrole basıyorum. Şuna basarsanız da her yerden alıyor bu arada bu askeri. Ama biz buna geri ekleyelim bunu. Edit modumuz var zaten abi bunun dışında burada. Spear edit söyledim. Ve de bunun dışında şunu ben ellemiyorum genelde. Bunu çok ellemenizi aşırı tavsiye etmem. Bu birazcık ordunun dengesini bozabilecek bir şey. Şu atak kısmındaysa bu noktada agresif alabilirsiniz. Agresif almanız daha hızlı itmenizi ama daha çok asker ve ekipman kaybetmenizi sağlar. Ee, careful almanızda açıkçası bir tık daha yavaş itmenizi ve minimal kayıp almanızı sağlar. Ben bu noktada ya balanced ya da agresif yapın diye düşünüyorum abi. Ee, careful yapıyorsanız zaten saldırmamanız gerekiyor. Muhtemelen agresif yaptığınızda da kaybınız bir tık daha fazla olur. Eğer bunu çok umursamıyorsanız yapmanız gerekir. Bence bu şekilde düşünüyorum. Onun dışında şimdi ise uçaklarımıza geçelim abi. Uçak işi şaşırıyorum çoğu kişinin bilmemesine. Çünkü uçak işi harbi basit. Uçak şu abi. Şimdi mesela bizim burada bir tane avcı filomuz var tamam mı? Avcı filosunun içinde sadece fighter var abi. Bu fighterlar yani hava şey uçağı. Muharip uçağı deniyor buna? avcı uçak abi işte savaşacak. Başka uçaklarla savaşan uçak bu. Buna şimdi iki görev verebiliyorsunuz. Ya bu ya bu. Bu Air Superiority hava üstünlüğü almanızı sağlıyor. Hava üstünlüğünüz varsa savaşta bonus kazanıyorsunuz. Interception yaparsanız da adamın bu diğer görevi yapan uçaklarını havadaki avlıyorsunuz. Şöyle bir şey aslında. Mesela Almanya ile biz asıl en büyük serimizde savaşırken Türkiye ile Turan serimizde gidin izleyin bu arada. İlk önce Interception'a tuttuk uçaklarımızı bir süre. Ve ben tak tak achievement alıyordum sağ altta. Neden böyle oldu? Şöyle ki abi siz şimdi iki tarafta aynı hava sahasının üzerine 15 bin tane uçağı hepsini hava üstünlüğüne atarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü ikinizin uçakları yarışıyor olacaktır o noktada. Ama ilk önce birazcık interception yapıp karşı tarafı biraz kırparsanız o zaman hava üstünlüğünü almanız çok daha kolaylaşır. Hava üstünlüğü komple uçak sayısı ile ilgili. Interception ise birazcık daha air atağınızla ilgili. Bu şekilde söyleyebilirim. Fighter'lar bu kadar. Ondan sonra herhangi bir CAS uçağınız varsa mesela Bunları Closer Support için kullanabilirsiniz. Mesela bizim bu uçağımız bir tık daha böyle çok işlevli bir uçakmış ama bu noktada ben onu yine kes için kullanacağım. Çünkü başka görevler için kullanmam onun çok ideal olmaz diye düşünüyorum. CAS uçaklarımızı abi koyuyoruz alanın üstüne. Gördüğünüz gibi bakın şu alanın içinde sadece etki edebiliyor bu uçak. O yüzden onu daha yakın bir yere koymak gerekir bu savaş için mesela. Bu CAS uçağını buraya koyduğumuzda da yer operasyonlarına direkt hasar katkısı yapıyor abi. Bayağı güçlü bir şey bu. Bu CAS uçakları en önemli uçağınız basit olarak. Bu fighterlarda CAS'lerinizi koruyan şeyleriniz aslında. Bunun dışındaki uçaklardan güzel olanlarsa naval bomberlarınız. Biliyorsunuz biz naval bomberları bayağı bir kullanıyoruz Türkiye olarak. Mesela birkaç tane indireyim şuradan. Bu sevde de yapıyorduk çünkü naval bomber. Bunlarla ben İngiltere'nin donanmasını düşünüyorum çünkü. Bunları da mesela bir hava sahasının üzerine yolladık. Sağ tıkla yolluyoruz bunları. Mesela şu anda daha inmedikleri için yani deploylanıyorlar hala. O yüzden daha şu anda ok gözükmüyor. Ama şimdi bakın gözüktü. Ve buradan gidip ben naval strike seçtiğimde bu hava sahası üzerinde kapatabildikleri alan kadar gemilerin hepsini vuruyor olacaklar. Bu noktada bunlara da bir görev edindirmiş olduk. Bunun dışında abi uçaklarımız dediğim gibi bombacılarımız var. Naval bombacıların yanı sıra normal bombacılar var. Bu normal bombacılarla da strat bombing yapıyorsunuz. Bu da düşmanların binalarını bombalamak, fabrikalarını bombalamak demek. Kötü bir şey değil kullanabilirsiniz kesinlikle. Ben çok yapmıyorum genelde neden derseniz başka şeylere kullanıyorum o endüstriyi. Ama olur da böyle büyük bir multi oyunu veya farklı bir tarz bir şey oynuyorsanız daha arka plan büyük oynuyorsanız kesinlikle böyle bir şey yapıp kaynaklarınızı güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yardımcı olur kesinlikle ve uzaktan da yapabildiğiniz bir şey olduğu için savaşın çok önünde olmasanız bile çok katkı sağlayabilmenizi sağlıyor kesinlikle. Evet abi uçaklarımız bu kadar. Ha, şunu da ekleyeyim son olarak. Bu uçakların bazılarının carrier varyantları da var. Carrier dediğimiz şey de aslında donanma. Şimdi oraya geliyoruz abi. Gemi yönetme rehberi. Şimdi gemi yönetme rehberi yapmak için benim açıkçası yetkilendirmem yok. Ama ben bu noktada donanma kullanıcısı olarak, donanma sevecisi olarak burada değilim ama kullanıcısı olarak buradayım. Donanmanın en basit kullanımı şudur abi. Gördüğünüz gibi şu düğmeye bastım. Naval Imagine Support düğmesi. İstediğim alanlara sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi burası kırmızı gözüküyor. Neden? Çünkü burada bizim uzak yani buraya gidemiyoruz. Hemen bu düğmeye yeniden bastım abi. Gördüğünüz gibi bu ortasına doğru yolladım bunları. Burada eğer benzininiz yoksa size izin vermeyebilir. Bizim benzinimiz varmış. Benzininiz yoksa gidip şuradan e, petrol alanı abi birinden bir süre. Ondan sonra denizin ortasına getirebilirsiniz. Donanmanız üstünse bu noktada şuna bastığınızda her yer yeşil olur. Ve bu şekilde istediğiniz çıkarmayı yollayabilirsiniz. Savaştaysınız. Bu kadar abi. Donanmanın başka bir kullanımı. Bundan ötesi şu olur arkadaşlar. Ben böyle söylüyorum genelde ama şöyle söyleyeyim yani kullanabilirsiniz kesinlikle. Ben donanma sevmiyorum. O yüzden ben kullanmıyorum. Dediğim gibi bu noktaları rehber yapacak, donanma rehberi yapacak bir adam da değilim. Bilmiyorum çünkü. Ama bence gerek yok bu oyunda kesinlikle donanmaya. Uçaklar bile ekstra arkadaşlar bizim için. O yüzden ben kaşınmayalım diyorum hiç. Donanmayı da ellemeyelim. Tamamdır abi donanmayı da göstermiş olduk. Şimdi General Mareşal rehberi. Şimdi bu olay önemli. Olay DLC ile geliyor. Çoğu şeyler burada DLC ile geliyor hatta. Bu tüm DLC'lerin anlatıldığı bir rehber. Çünkü bende tüm DLC'ler var şu anda. Şimdi generalimiz. Bu eleman 6. seviye abi. Her seviye atladığında buna madalya veriyorsunuz. Tamam mı? Biz mesela bu herife hiç madalya vermemişiz. Neden? Şimdi en iyi generalimiz bu adam. En iyi generalimizin bu adam olduğu oyun başından beri belli. Çünkü en yüksek bu başlıyor. Üstüne biz bir de buna bütün orduyu verdik. Bütün bu orduyla durmaksızın XP kastı bu adam. Şimdi bu herife niye madalya vermeyeyim? Şu yüzden. Bu herifin ileride maraşal olma yetkisi olacak abi. Biz istediğimiz adamı maraşal yapabiliyoruz bu arada. Bu adamı niye maraşal yapalım mesela? Bu adamı maraşal yapmamızın birkaç sebebi var. Öncelikle bu herifte brilliant strategist diye bir tane trait var. Tam bunu gördük. Oyun başından beri bunun farkındayız zaten. Bu ne demek biliyor musunuz? Adamı promote ettiğimizde ki yapalım. Adamı promote ettiğimizde logistics wizard çok güzel. Bunu mesela oyunu oynarken biz kendimiz açmışız. Organizer şeyi geldiği için. Bunu mesela kesinlikle alın gördüğünüzde. Bu mesela bizim elimizde şey olduğu için. Uh, brilliant Strategist olduğu için alabildiğimiz bir şey. Offensive Doctrine bu noktada yine aynı şekilde çok önemli şeyler bunlar. Bunların ikisini de almanız gerekir abi. Gördüğünüz gibi bakın. Has Trade Brilliant Strategist Aggressive Assaulter almak için gereksinim bu. Yoksa alamıyorsun. Ve bu doğuştan geliyor bildiğim kadarıyla. Çıkaramıyorsunuz yani. O yüzden önemli. Offensive Doctrine her türlü çıkarırsınız diye biliyorum ben. Bunu da alın kesinlikle atak veriyor. Organization dos veriyor. Gayet iyidir. Onun dışında aynı zamanda buradan bir karizmatik de basabilirsiniz. Organization First de basabilirsiniz. İdeal olarak ikisini de basmanız en iyisi olur. Şimdi mesela biz bu herife marshall Traitleri çaktık az önce değil mi? Bunun anlamı nedir abi? Burada General Traitleri var. Burada Field Marshal Traitleri var gördüğünüz gibi. General marshall, Maréchalken aktif oluyor bunlar. Bunlarsa Generalken aktif oluyor. Maraşal'e general trade'i verirseniz işe yaramaz. Generale Maraşal trade'i verirseniz o da işe yaramaz. Ben bir ara oyunu bilmiyorken full Maraşal trade'i basıyordum herkese. Neden? Çünkü çok güçlüler diyordum Maraşal trade'leri. Vallahi güçlüler ama çalışmıyorlarmış abi. O yüzden gördüğünüz gibi kırmızı oldular şu anda. O yüzden o trade'leri şu an kullanamıyor. Noktada yapılacak şey de aslında gidip bu adamı Maraşal yapmaktır. Ama biz bir tık daha XP kasmasını istiyoruz bu elemanın burada. O yüzden onu şimdilik burada tutabiliriz sadece seviyelerini basmış olduk. Şimdi şöyle diyeyim size. Generaller bu şekilde tutuluyor. Neden derseniz generaller daha hızlı XP kasıyor O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Peki Maraşal günün sonunda orduya bir şey sağlıyor mu derseniz kesinlikle sağlıyor. Maraşal'in bu trade'leri, buradaki skill'leri. Bunlar skill'ler bu arada da en basit olarak generallerinizin yardımları. Bu üstüne kazandıkları madalyalar da kesinlikle çok yardım ediyor ama en çok bunlar yardım ediyor. Mesela bu herifin 9 atak skili olması bu herifin askerlerinin %22.5 daha çok vurmasını sağlıyor. Muazzam bir buff. Yani böyle bir şey yok. Karşıda bu adam yoksa kaybedecekler basit olarak atakta. Bu iş belli gibi bir şey yani. O yüzden Fahrettin Altay bu noktada kesinlikle harika bir adam oluyor bizim burada ordumuzu yönetmek için. Aynı zamanda şuradan Fahrettin Altay'ın Division Speed buffını da almamız gayet güzel oluyor bu noktada. Neyse abi generallerimiz bu kadar. Bu bir düşünelim. Marşal dışında normal generalleriniz de olacak tabii ki. Bu noktada bizim geç, aşırı gelişmiş bir generalimiz yok açıkçası onun dışında ama. Mesela İzzettin Çalışlar benim genelde çok gelişmiş bir generalim olur. Çünkü bu elemanı Maraşal yapmıyoruz genelde. Fevzi Çakmak ve a, bu noktada Fahrettin Altay yeterli oluyor. Fakat İzzettin Çalışlar'la nasıl bir şey yapabilirsiniz? Mesela burada güçlü olan şeyler nedir? Mesela Trickster açarsanız abi bu noktada Gerilla Fighter kesinlikle çok güçlü bir şey. Entrenchment speedini arttırmanız bu noktada güzel olur. Onun dışında Infantry Expert ve Ambusher ikisi de çok güzel. Ben Türkiye'de açıkçası Entrenchment stacklemeyi severim. Çünkü ittirdiğimde geri itilmeyi hiç seven birisi değilim yani açıkçası. O yüzden Ambusher alırdım ben bu noktada. Onun dışında Scavenger bu da güzeldir gayet. Fortress Buster da alabilirsiniz. Buradaki şeylerin bazıları böyle birinden birini seç tarzı. Genelde bir tanesi çok daha iyi oluyor. O yüzden seçimler kolay. Bu mesela bir tık daha zor olabilir belki ama o da size kalmış bir şey. Sonrasında Officer Core Role. Bunlar da abi sizin adamlarınızın açtığı şeyler aslında bakarsanız. Adam burada ben bir şey açtım dediğinde açıp baktığınızda eğer hoşunuza giden ve sizde olmayan bir şeyse alabilirsiniz. Gayet güzel olur yani. Evet abi bu noktada generallerimiz buraya kadardı. Bundan sonra mesela bir kukla yönetme tarzı bir şey yapmak isteyebilirim. Evet abi şimdi sizlere oldukça kırs bir şey göstereceğim bu arada. Bu benim yeni alternatif ülkeler bölümünde oynayacağım ülke olacak. Portekiz. İnanılmaz bir ülke gerçekten. Çok şaşıracaksınız önadımıza. Neyse daha fazla spoiler vermiyorum. Spoiler'ın en büyüğü burada çünkü. Chinese Empire diye bir popıtımız var bizim abi. Yani ne diyeyim ellerinizden öper. Çok güzel bir kesi kendisi kesinlikle. Bunu bizim anekslememiz lazım tamam Biz bunu niye popıtladık derseniz de bu arada. Popıtlamak daha az war score istiyor. Üstüne popıtladığınızda buradan sonra toprak alması popıtınız için sizin almanızdan daha ucuz. O yüzden popıtladık. Şurada toprağımız var burada maka çok hoş. Bu noktada mesela biz böyle bir şey puppetladığımızda ve bu papıt olarak kalmak zorunda değil oyun sonuna kadar. Biz bunu anexleyebiliyoruz. O da nasıl oluyor biliyor musunuz? Burada bir manage subject düğmesi oluyor. Bu noktada gördüğünüz gibi üzerinde ne debufflar olduğu ne bufflar olduğu gözüküyor. Bu şeyin ileri veya geri gitmesi için. Biz bu noktada sola gitmesini istiyoruz. Anex olmasını istiyoruz yani. Bu noktada bunu yapmak için de şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi inşaat yapıyoruz biz buranın içinde. Bu inşaatları önceliklendirmeniz güzel olur. Buraya inşaat yaptığınızda çünkü bu adamların bağımsızlığı azalıyor. Bağımsızlığı azaldıkça da yavaş yavaş aneksenebilir hale geliyorlar. Bunun üstüne yapabileceğiniz bir şey daha var. O da land lease. Bu land lease ile daha çok parçalı şeyler yollamanız güzel olur. noktada mesela biz bütün konvoylarımızı bu heriflere yollasak gayet güzel bir buff alırız. Send diyelim mesela bu noktada. Şimdi şöyle bir şey var çok güzel olan. Land lease yaptığınızda abi bunu kaybetmiyorsunuz. Neden dersiniz? Konvoylarımızı şimdi biz verdik ya bu elemanlara. Bu elemanları anekslediğimizde konvoylarımızı geri alacağız abi. O yüzden bu olay gerçekten çok hoş. Burada mesela daha gitmedi Land ismi. Çünkü bir ay sürüyor diye biliyorum. Değil mi? Görelim. Aynen 20 gün içinde gidecek diyor. Gittiğinde bir görelim abi. Bakalım ne kadar düşürecek. Şu kadar da abi. Evet abi görelim. Gördüğünüz gibi taktiğe attı gerçekten. Süper oldu. Lendlease bu noktada kesinlikle güzel bir şey abi yapabileceğiniz. İnşaat da devamlı olarak vermesi için gayet güzel oluyor. Mesela bu noktada yavaştan aneksleyebileceğiz gibi duruyor bu elemanları. 300 political power da gerekiyor onu da söyleyeyim. Üstüne bu noktada size bir şey daha göstereyim madem öyle. Ben bunu normalde Portekiz videosunda gösterecektim ama şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Özellikle Portekiz gibi manpower'ınızın sıkıntılı olacağı ülkelerde bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi mesela burada başı boş 3 milyon manpower var tamam mı? Biz bu heriflerin power'ını bir şekilde kullanmayı kesinlikle isteriz. Ama bu herifleri anekslediğimizde ne olacak? Biz bu toprağı kontrol edeceğiz ama 3.41 milyon manpower'a erişebilir miyiz? Hayır, erişemeyiz. Şimdi size bu manpower'a nasıl erişeceğinizi göstereceğim. Bu noktada taktiğimiz açıkçası iki şeyden geçecek. Bir, adamların division'larını bizim kopyalayabiliyor olmamız. Şimdi bu olay şu açıdan önemli. Böyle boktan bir division yapmışlar şimdi tamam mı? Bunun pek bir önemi yok, kötü olmasının, iyi olmasının. Bunu biz kopyalayıp, ondan sonra buradan editlediğimizde abi, içinde Chinese manpower power olacak şekilde yani, Çinli manpower power olacak şekilde, biz bunları eğitebiliyoruz. Ve eğittiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar iniyor abi yere. Şimdi ben bu heriflerin içinde Çinli manpower power tutuyorum abi. Bunların men powerı Çin'den geliyor yani. Şimdi ben bu elemanlardan bir sürü yapalım, yaptım diyelim, tamam mı? Bu elemanlardan bir sürü yaptık. Bu yaptığımız division ne biliyor musunuz? Şu kadar küçücük bir şey. İçinde bir tane infantry var. pek bir şey yok yani. Bu hiçbir sıkıntısız kullanırsınız yani de bir işe yaramaz. Şimdi buradaysa çok daha büyük bir division var gördüğünüz gibi. Ve biz bunu istediğimiz kadar daha da büyütürüz yani. Bunun en iyi yanı şu abi. Ben şimdi bunları indiriyorum ya bu şekilde küçük olarak. Ondan sonra ben bunları bu büyük division'a e çevirebilirim abi. Ve ilk başta bizim bu küçük görünen çok manpower almayan bu division'larımız zamanla ben böyle bunlardan 800 tane falan ürettiğimde ve büyüğüne çevirdiğimde bakın bakalım ne olacak. Evet abi benim silahım çok olmadığı için uzunca bir süreden sonra en sonunda elimde bir sürü mini minnacık division var abi göstereyim size. Puntuan içlerinde yine Çin manpower'ı var. Bunu Çin manpower'ı yapmanıza gerek yok ama benim manpower'ım da çok olmadığı için böyle bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi onlar buradan eksildi zaten. Bizim şu anda ordumuza gözükmüyorlar onlar çünkü onlar Portekiz askeri değil ama en azından böyle bir manpower'ımızın sağda olduğunu haberdarız yani. Şimdi ise abi gördüğünüz gibi manpower'ın buradaki içinin 2.69 milyon. Şimdi ise ben buradan bütün ordumu bu küçük division'dan gidip şuradaki kocaman division'a çeviriyor olacağım. Bunun dışında şunları da çıkarmak açıkçası bu noktada iyi olur muhtemelen. Zaten buna yeterince silahımız olamaz yani imkansız. Şunları da iptal ediyorum artık daha fazla. Gerek yok çünkü. Bunların bazı expedition'ları ama hiç sallamayacağım o yüzden onları. Şunları Infantry Template 2'ye çeviriyorum. Gördüğünüz gibi 2 milyon 887 manpower kullanacağız diyor. O kadar power tabii ki ellerinde yok. Ama ve lakin bu noktada zaten Çin power ile uğraşıyoruz abi biz. Bunların hepsini çevirin dedim şimdi. Şimdi abi göreceksiniz ki Çin'in manpower'ı tak sıfır oldu. Çin'in power sıfır şu an. Bizim divisionlarımız için hemen power doluyor. Ama kimsenin silah yok. Herkes kaos. Tamam mı? Üstün abi. Gidiyoruz hemen. Anneximizi hazır olduğu için şu anda tak bastık. Şimdi bunlar expeditionary force değildi bu. Bunlar bizim kendi askerlerimizdi tamam mı? Ve şu anda bizim kendi askerlerimizin içinde nereden geldiği belli olmayan böyle küçük kadar böyle bir 3 milyon men power var. Gördüğünüz gibi az önce normalde hiçbir zaman erişemeyeceğimiz bir nüfusa belki %20'sine, %10'una erişebileceğimiz bir nüfusun tamamını ordumuza men power olarak katmış olduk. Kimse de elimizden alamaz onları arkadaşlar için ben oyunuma normal bir şekilde devam edebilirim. Tabii ki benim uzun sürdüğü için bunu yapmam. Oyunun zaten ağzına sıçılmış noktada şu anda şunlara bak yani muazzam bir şey oluyor burada. Ama ve bunu daha hızlı yaparsınız. Bunu daha hızlı yapmanın en kolay yolu da çok fazla silahınızın olması. Çünkü bin tane falan minnacık asker çıkarmanız lazım. O da aslında 20 bitlikten bin bölü 20 desem o kadar çıkarmak gerek demek. Öyle yani 50 division falan çıkarman lazım açıkçası. O kadar fazla çıkarmana gerek yok. Böyle yani hocam bu şekilde bir şey yapmak istedim sizler için bu noktada. Nelere baktık abi şimdi? Orduya baktık, havaya baktık, donanmaya baktık. Ordunun saldırı emirleri, defans emirleri falan filan. Ondan sonra kuklaya baktık. Generallere de baktık bu noktada tabii ki. Defterime baktım abi. Bu noktadan sonraki başlığımız lojistik yönetimi abi. Lojistik yönetimine bakalım hemen. Şimdi az önce burada lojistik Gerçekten muazzam bir trajediydi yani. Binlerce division vardı çünkü kimse nereye gideceğini bilmiyordu. Kimse gördüğünüz gibi herkes rahat, herkesin durumu mutlu. Ama ve her zaman böyle olmaz. Bazen abi olur da işte dünyanın tüm orduları size karşı toplandıysa örneğin Turan'ı kurmaya çalışıyordunuz. Bir şeyler yanlış gitti yıl 1955 ve dünyanın tüm orduları sizin karşınıza. Böyle bir durumda işte lojistiği yönetmek gerçekten zorlaşabiliyor. Öncelikle size haritayı kolaylaştırmak için Late Game Oy 4'te Matt şunu öneriyorum. Met şu bu noktada gerçekten en iyi dostunuz olacaktır. Üstün abi bu noktada şu şekilde etrafa tren yolları çizerek bu noktada supply'ımızı iki tane supply hub arasında taşıyabiliyoruz. Supply hub denen yer abi bakın 9 bölü 20 diyor. Burası sayı, belirli sayıda division'a karşı silah verebilecek, yemek verebilecek, supply verebilecek bir istasyon abi. Buraya gereğinden fazla yüklenirseniz division'larınız Mesela örneğin biz burada o kadar yüklenmemişiz ama bunların supply statüsü mesela şu anda %65 abi görüyorsunuz. En alttaki o ikmal durumu. İkmal durumunun bir sürü şeyle alakası var. En basitinden bunlara yeterince supply veremiyormuşuz demek ki mesela şu anda. Mesela bir gün geçmesine bir izin vereyim. Belki bir şey değişir diye bakıyorum ama sanmıyorum. Çok asker var muhtemelen burada. O yüzden böyle bir sıkıntı çekiyoruz. Noktada gördüğünüz gibi bu arada her yerden o kadar çok asker yığmışlar ki. Bu save'i bu arada bir gün oynayabiliriz yani çok korkunç bir save'miş gerçekten ben bu videoda da eski save'lerimi görmüş oluyorum. Güzel planlamamışız ve harbi çok geç kalmışız. 221 tane nükleer bombam var ne yapsam kendime mi atsam niye bakamıyorum yani şu noktada. Neyse abi önemli olan o değil şu anda. önemli olan ikmal. Bu noktada arabalarınızın olması da çok önemli. Gördüğünüz gibi bizim bir sürü arabamız var ama niyeyse lojistik fulfillment'ımız çok az. Neden olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada konvoyumuz yokmuş. Sıfır konvoyumuz kalmış. Bu da nedendir muhtemelen diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Donanmamızın bu noktada yeterince yeri koruyamamasından kaynaklanıyor abi. Benim yine kocaman bir donanmam var ilginç bir şekilde. Ama ve lakin benim bütün konvoylarımı öldürmüşler. O yüzden donanmaya hiçbir şey kalmamış. Gördüğünüz gibi submarine basmışız gereksiz yere. yapmışız muhtemelen bu kocaman Navy'ydi ama. Buradaki Navy'mizin gerçekten çok da işe yaramadığını söylememiz gerekir. Her neyse abi biz ikmale ya ye bakalım yeniden. Şimdi bu noktada en önemli şeylerden bir tanesi abi. Bu noktada sizin gidip şuradaki düğmeye iki kere basmanız lazım. Bu çok önemli. Ondan sonra gidip buradakine de iki kere bastığınızda bu da çok önemli. Avrupa'ya gidelim mesela. Avrupa'da basalım. Basılmış zaten hepsine yani ama bunlara da basılmış. Bu abi şunu söylüyor aslında bakarsanız. Buraya gidip bunu bastığınızda sizin ordunuz Normalde atla taşıyacağı şeyleri arabayla taşıyor. Bir kere basarsanız. iki kere basarsanız her şeyi özellikle arabayla taşıtıyorsunuz. noktada kesinlikle yapılacak bir şeydir yani bu. Yapın derim bunu ben. noktada hepsini zaten yapmışız o şekilde ama yine de kurtarmıyor gördüğünüz gibi. Bu save zaten ölmüş. Bu save'i kurtarmak gibi bir amacım yok şu an. Ben ikmal göstermeye çalışıyorum. Bu noktada bunun dışında yapabileceğiniz şeyler biz yeni sevimizde, yeni Turan serimizde yaptık bunu mesela. Ben özellikle darlık çekeceğimiz bir cepheye gidip hayvan gibi supply hub yaptım her yere. Bunları yapmak çok uzun sürüyor ama yaptığınızda çok sağlam buff veriyor. Yani i̇nanılmaz güçlü bir şey bunu yapmak. Kesinlikle yapın derim. Üstüne port yaptığınızda portlardan da supply çekiyorsunuz. Supply hub aynı işlevi görüyor. O yüzden port da yapın kesinlikle ben. Derim savaşacağınız yerlerin yanına. Ve bu noktada bir tane supply hub veya bir tane port yaptığınızda yeni Bunları tren yoluyla bağlayabiliyorsunuz. Bu noktadan sonra inşaata geçtiğimizde de söyleyeceğim bunu ama kontrole basılı tutup sol tıklarsanız ilk inşaatı on olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu noktada shift'e de basılı tutarsanız aynı zamanda bunun max seviye olmasını da sağlarsınız. Ee, örneğin mesela benim boş bir state'im kalmamıştır muhtemelen burada ama 3 bölü 6 diyor mesela. Buna ben shift'e basılı tutup basarsam fuller ama mesela şu anda kontrole basmadığım için en üstte değil. Kontrole bassam bir tane yapıyor. Kontrol ve shift'e basarsam 3 tane aynı anda yapıyor. Gayet güzel, gayet hoş. Bu kadar abi. İkmal açısından söyleyeceğim başka ne var? İkmal olayı abi gerçekten kritik bir olay ama oldukça komplike değil yani. Bu noktada ikmali arttırmak için yapabileceğiniz şey. Logistics Company koymak askerlerinizin içine. Bu da support ekipmanı ürettikten sonra koyabileceğiniz bir şey. Onun dışında supply hub yapacaksınız. Bağlayacaksınız supply hub'ları. Arabanız olacak. Konvoyunuz olacak abi. Ve treniniz olacak. Hepsi varsa da gayet güzel itersiniz. Bazı cephelerde dediğim gibi fazladan supply hub yapmanız gerekebilir. Üstüne her zaman iyi olur. Supply hub sayısını arttırdığınızda tren sayısı da çok artıyor yalnız katlanarak artıyor. Haberini vereyim onun. Bu şekilde ikmal için daha bir şey söylemeyeceğim. Bu noktada bir ayrı bir korkunç save'e geri geldik. Bu noktada muhtemelen Almanlarla Sovyetlerle savaşıyormuşuz. Almanlarla beraber yani Sovyetlere karşı savaşıyormuşuz ama Almanlar bir tık hızlı ölmüş anla ki bir oyun diyoruz abi bunlara. Anla ki deyip geçiyoruz maalesef. Yapacak bir şey olmuyor yani ama bu noktada Sovyetler bizi yiyecek. Çünkü Sovyetlere biz çok zaman vermişiz. Sovyetleri artık abi erkenler öldürmeniz gerektiği açık bence. Ama bu seviye açmamızın asıl sebebi lojistik ekranını keşfetmek abi. Öncelikle lojistikle ikmalin farkı şu açıdan önemli. Şimdi sizin elinizde depoda bir sürü silahınız olabilir. Bu noktada mesela silahınız yok. Ama elinizde bir sürü silah olsa da siz eğer cephedeki askerinize bu silah getiremiyorsanız Örneğin buradaki gibi mesela yeterince ikmal sağlanmıyorsa orası tabii çok iyi bir örnek değil. Şurası daha iyi bir örnek. Yeterince ikmal sağlayamıyorsanız supply status %11 ise yani 100 kişi varsa biriminizde ve sadece 10'un silah silahı varsa sıkıntı. Anlıyor musunuz? Çok büyük sıkıntı. Ve bu noktada depodaki silahınızın gerçekten önemi olmaz. O yüzden ikmale dikkat edeceksiniz. Bunu söyledik. Ama ikmali geçtim. İkmalin olduğu yerde yine de senin silahın eksikse mesela burada bizim 13.200 silah eksiğimiz var. Bu olabilir. Tamam mı? Bu inanılmaz geri dönülemeyecek bir şey değil. Ama silahınızın hiçbir zaman eksik olmaması gerçeği de ortada. Eksik olmaması gerektiği gerçeği de ortada. O yüzden silah üreteceksin abi. Silah her şeyi üreteceksin aslında bakarsan. Hiçbir şey eksik olmamalı. Savaş bu ekipmanın zaten kullanıldığı yer. Elbette savaşta bitebilir ekipmanın. Ne yapacaksın o zaman? Duracaksın. ittirmeyi bırakacaksın. Ve birazcık bekleyeceksin. Biriktireceksin ki eksiden çıkasın. Askerlerin toparlansın ve ittirebil. Çünkü Eksikle savaşmanın en büyük problemi şu. Eksik eksiği arttırıyor abi. Ve siz 13.000 sıra eksinden bir anda 90.000, bin, 100.000 bin sıra eksiğine çıkıyorsunuz. O noktadan sonra dönmesi de zorlaşıyor. Oyun da çok uzuyor. Mesela Sovyet gibi bir rakibe karşı savaşıyorsunuz da 1 yıl, 2 yılı beklemek sıra için gerçekten bütün run'ı çöp edebiliyor. Burada da gördüğünüz gibi bu şekilde bir olay yaşandığını varsayıyorum. Noktaları Logistics ekranımıza bakmamız önemli. Bir savaşın ne kadar silah gerektireceğini elbette müneccim gibi bilemezsiniz abi ama güzel hazırlıklı saldırmanın en önemli sebeplerinden biri budur yani kesinlikle. O yüzden lojistik ekranını güzel takip edin. Bu savaş içerisinde bakmanız gereken bir yer. Bunları tabi buradan da görebiliyorsunuz. Bakın şurada gözüküyor zaten ne kadar eksik olduğu bunun. Bazen bu ekran tam doğru düzgün göstermeyebiliyor. Bazı şeyler bağlanabiliyor. O yüzden lojistik ekranından da bakabilirsiniz. Buradan da bakabilirsiniz. Önemli olan silah eksiğinizi takip etmek abi. Ve silahınız eksikse duracaksınız. Silah toplayacaksınız dediğim gibi. Division silmek burada bir opsiyon. Ama ordunuzu küçültüyorsunuz efektif olarak. O yüzden ne kadar mantıklı. Siz karar verebilirsiniz ona. Bu noktada biz mesela ne kadar silah öğretiyormuşuz. Meraklandım şu an. 45 faktörü koymuşuz mesela. Ama muhtemelen sonradan toparlamaya çalışmışız şekilde bir şeyle de sonuçlanmış. Bu oyunun mesela kurtarılması oldukça zor. Çünkü biz güçlenemeden çoktan Almanlar düşmüş. O yüzden üzücü bir oyun olmuş abi. Ama en azından lojistik ekranını öğrenmiş olduk değil mi? Evet abi şimdi ise favori sevme geldik. Gördüğünüz gibi süper sev gerçekten muazzam. Tibet'i görmüyorsunuz. E, Tibet bağlı çünkü yapacak bir şey yok. Ama buraya gelmemizin basit bir sebebi var. Burası benim en güzel divisionlarımı tasarladığım yerlerden. Bir tanesi gerçekten bayağı kasmıştık bunları yaparken. O yüzden bunları burada Division tasarlamayı gösterirken göstermek isterim kesinlikle. Şimdi Division'larınıza tümenleriniz siz oyun başından beri aynı tümeni kullanırsanız çok güçlü olamaz. Tamam mı? Bu tümenleri güçlendirmek zaten oyunun amacı. Yani askerleri tasarlıyorsunuz, ekipman veriyorsunuz, güzel savaş planı çiziyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Şimdi siz diğer her şeyi yapıp askerleri güzel bir şekilde dizayn etmezseniz tabii ki çok iyi olmaz. Şimdi mesela ben size Bozkurtlar diye bir division göstereyim abi. Bu bir late game division'ı. Yani ne demek? Bu erken oyunda böyle bir division tabii ki yapamazsın. Tümeni yapsan da içini dolduramazsın. Çünkü bu kadar malzeme olması çok zor. Bu büyük ve geç oyunda kullanılması gereken bir dümen. Bir tümen. Dümen diyorum. Tümen. Tamam mı? Bunu kullanacaksınız ama ileride kullanacaksınız. Bunun mesela bir ağırı da o da şöyle bir şey. Bu da zaten tank division'ı oluyor bu noktada artık. Tank division'larınızın içine abi mekanize veya motorize koymanız önemli. Tamamı tank olursa canı çok az olur ve gereksiz ölür bu divisionlarınız. Yapmayın böyle bir şey. Yarısı mekanize, yarısı motorize yani veya ya ve da, yarısı tank olsun bunları. Bu şekilde bir oran iyi olur. Üstüne support ekipmanınız tabii ki olsun tanklarınızda. Bu divisionlarınız çünkü önemli divisionlar. Birazcık artırı da koymayı seviyorum ben soft attack olsun diye. Bu şekilde bir tank divisionı mesela gayet güzeldir. Bunun üstüne tabii ki bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Aynısını yapmak zorunda değilsiniz Benim tek söylediğim sadece tank olmasın divisionın dışında tamam mı? Bu mesela güzel bir tank division'dır. Bu güzel bir late game piyade division'ı. Her şey var içinde. Top var, tüfek var, anti-air var, tank var. Burada top... bir tanesi anti-air bunların, bir tanesi tank destroyer. Ben havaya bayağı odaklandığım için bu şekilde bir division yapmıştım. Açıkçası böyle bir division'ınız varsa ve yeterince ekipmanı varsa hava bile yapmanıza gerek yok. Ben yapmıştım onun yanına hava. Ayrı mesela. Sonrasında burada mesela bir mekanize division'ımız var. Bu ise mesela tanklar gibi hızlı. Tanklardan da hızlı hatta. Ama çok itirme kabiliyetine sahip değil. Bu daha çok böyle boş alanları alıyorsak diye söylemiştim ben kendi sevimizde. Ama şöyle söyleyeyim size bunu yapabiliyorsanız. Bu piyade yerine de geçer yani. Gayet de güzel olur. Sadece ekipman çok iyi. O yüzden late game'de birazcık daha yapabileceğiniz bir şey. Açıkçası ben Amerika'ysam bütün ordumu mekanize yapmak isterdim. Böyle bir hedef koyabilirdim kendime yani. Bu şekilde sonrasında piyade tümeni bu bizim aslında oyun içine kullandığımız Division'da normal her şeyi yapmak için. Aynı zamanda Hindistan'da falan da kullanmıştık bunu son savaşta. Bu da gayet güzel bir Division. Bunun mesela bir altı ve aslında size göstermek isteyeceğim Division. Bu Turan oyunu çünkü birazcık uçuk bir oyun tamam mı? 1955'teyiz şu anda. Birazcık manyak bir oyun yani burası. Bunu geçersek bu 7-2 Division'ımız tamam mı? 7 tane infantry var 2 tane top var o yüzden adı 7-2. Bu 7-2 Division'ı her yere gidecek. Fix bir division'dır. Noktada mesela fazladan şeyleri de çıkaralım. Tabii ki onlar da çok işe yarıyor ama bu division'i yapabiliyorsanız aslında bakarsanız Sovyetlere karşı bak. Direkt söylüyorum Sovyetlere karşı Türkiye'sin. Bundan 72 tane yaptın mı? Alırsın Almanya ile beraber. Tek başına alamazsın ama Almanya ile beraber çok net alırsın. Hem de bir yılda falan alırsın. Öyle diyeyim. Çok güçlü division kesinlikle. Şimdi bunun üstüne ne ekleyebiliriz derseniz bunu yaptık mesela. Bunu yaptıysanız bu arada helal olsun gayet güzel gidiyorsunuz. Bu Balkanların tamamının da içinden geçer. Bunu topların ikisi de olmasa bile Balkanların içinden geçecek bir division bu. Gerçekten muazzam bir division. 7-2 hiçbir zaman kötü değildir. Bu noktada şimdi bunu yaptın. Bunun üstüne bir şeyler daha eklemek istiyorsun. Ne ekleyebilirsin? Gidersin mesela buradan bir field hospital koyarsın. Field hospital Millet çok sevmiyor. Ben çok seviyorum açıkçası. Bir kayıplarınızı azaltıyor. İki deneyimli askerlerinizin ölmesini engelliyor. Ki bu oyunda deneyim çok önemli. Onun hakkında birazdan konuşacağız. Askerlerinize buff veriyor abi bir sürü. Önemli. Ondan sonra da a, bu noktada a, başka ne koyabiliriz? Logistics koyabiliriz. Field Hospital ama dediğim gibi askerlerinize daha az ölüyor ve deneyimli askerleriniz daha az ölüyor. İkisi de çok önemli şeyler. Ordunuzun overall deneyimi artıyor yani. Süper bir olay. Ordunuz daha çok vuruyor. Logistics Company bu sizin ikmalinizi artırıyor Gerçekten süper bir şey. Bunu kesinlikle kullanın derim ben. Logistics Company imkanınız varsa kesinlikle koymanız gerekir. Bu beşinci ise birazcık daha ben ıı, seçime bırakıyorum. Ben maintenance kullanmayı severim bu noktada. Birazcık daha az artillery veya anti-air kaybedeyim diye. Bu noktada signal kullanabilirsiniz. Daha rahat ittirmek için initiative veriyor çünkü bu. Onun dışında kullanabileceğiniz şeyler işte recon kullanabilirsiniz. Daha fazla ıı, şey veriyor burada ne veriyordu bu? ya bu itirmek için kullanılan bir şey Heh, reconnaissance bak şurada görüyorsunuz aslına bakarsanız göstermek isteyeceğim şey de bu kimler sen dizayn ediyorsun ya abi benim sözüme güvenme burada bak şey var tablo var hepsi yazıyor ne ne gelmiş bunlar reconnaissance gelmiş mesela reconnaissance ne işe yarıyor yazıyor abi burada işte taktiklerini göreceksiniz karşının diyor geneliniz daha iyi taktik seçecek diyor falan filan burada bunların çeşitli etkilerini de görebiliyorsunuz çeşitli yerlerde daha iyiler bazı yerlerde daha kötüler falan Mesela jungle'da Rico'nun varsa %10 daha çok vuruyorsun anladığım kadarıyla. Güzel şeyler bunlar yani. ilginç şeyler abi. Oyun oldukça detaylı. Bu noktada zaten Division Design'ı bence oyunun yavaş yavaş milleti çekmeye başladığı yer. Bu da mesela bizim kullandığımız başka bir Division'dı. Bu mesela birazcık daha Anortodoks diyeceğim. Çok sevilmeyen bir division muhtemelen tipi. Ama ben bunu mesela özel yerler için kullanıyordum yani. Noktada dağcılarınız mesela sınırlı sayıda bir birim. O yüzden bunları her şeye koyamazsınız. O yüzden genelde bu şekilde çok karıştırılmazlar. Dağcıları dağcı yapacaksan sadece dağcı koyduğun bir divisionu yaparsın. Ama bu şekilde de kullanabilirsiniz. Benim işime yaradılar açıkçası. Onun dışında abi tümenlerimiz bu kadar sanırsam. Tümenler hakkında öğretecek çok şey var. O yüzden tümenler hakkında özel bir video isterseniz yapabiliriz. Şu ana kadar bunları gösteriyor olacağım. Onun dışında uçak ve tank dizaynını da de hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Dediğim gibi bunlar da aslında oldukça basit işler. Bu noktada mesela bir cast dizayn etmek istiyorsunuz. Kes için CAS weapons kısmına giriyorsun, Basit olarak bomb locks, rocket rails. Bunların ben yeni görüyorum bu arada. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bunları boş verin. Bomb locks koyuyorsunuz, small bomb bay koyuyorsunuz. İki taneden fazla koydurmuyor zaten ikisi içinde. Koydun mu abi dördünü de, de. Buna şimdi takabileceğinin en iyi takıyorsun. İki tane jet engini siz takamıyor olabilirsiniz. Takabileceğiniz en iyisini takın. Sonra bu noktada defense turret koyabilirsin, koymayabilirsin. Sana kalmış. Bunlar bir işe yaramıyor. Bunları koymayın. Ve Jillock gibi bir tank. Uh, cast division, cast şeyin olur abi burada. Cast uçağın olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey oluşturmanızı istiyorum günün sonunda. Bundan 500 tane, 600 tane yapıp Koyduğunda abi savaş sahasının üstüne askerin çıkmasına bile gerek yok. Sırf bombalasan bile itersin anasını satayım. Süper olur gerçekten. Sonrasında fighterlarımız bu en güç en çok vuran fighter silahımızdan 4 tane koyun basit olarak. Sonrasında 2 tane motor tak. Buna defense turret kesinlikle koyun. Bunları yine koymayın. E, Cillop gibi ve uçağınız olur abi yine. Bu şekilde gayet güzel olur. Bunlardan da bir sürü üretmenizi tavsiye ederim. Sırf şu iki uçaktan üretirseniz yeterli olur. Diğer uçaklara girebilirsiniz. Navy Bomber donanmanı yerine geçer. O yüzden onu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz abi. Onun dışında tanklara geçelim. Tank olayında da burada hangi şeyi seçerseniz aslında birazcık tipini belirliyor bunu. Mesela bu bir tank destroyer. O yüzden ben bunu adam gibi böyle kocaman bir cannon verdim. Bu noktada bunun işte mesela armorunu artıracak şekilde, reliability'sini artıracak şekilde şeyler koydum noktada işte bunlara bakabilirsiniz abi. İnternetten de bakabilirsiniz açıkçası. Neyin en iyi, neyin en kötü olduğu yazıyor hepsi internette tank dizaynı için. Noktada istediğinizi kullanın, armor'u fullleyin. Ben bunları seçmişim mesela siz de bir şeyler seçebilirsiniz. Tank olayı için bence gerçekten de internete başvurabilirsiniz. Yani kendiniz de dizayn edebilirsiniz. Ben internete bakmadım, kendim yaptım. Optimal mi bilmiyorum. Bence güzel oldu açıkçası. Tanklar için de böyle söyleyeceğim abi. Noktada sevimizin de ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda generallerimizi de bir göstermek isterim sizlere. Gerçekten muazzam generallerimiz vardı burada. Mesela Fahrettin Altay 8 seviye olmuş. Gerçekten muazzam. Karizmatik şeyin sonunda da açmışız abi bu arada. Yapabilirsiniz bunu belki demiştim. Bakın anca olmuş herif zaten. %8 level olmuş, %1 olmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir full mareşelimiz olmuş oldu. Muazzam olmuş gerçekten. Adamın madalyalar sayılmıyor. Kuzey Kore şeyleri gibi. Gerçekten muazzam. Agalarımın build'ını raidlerken olmuş. Muazzam abi. Gerçekten de ya bizim şeyler artık zaten o kadar kasılmış ki şu şu elemana bak yani bu ne böyle her şeyi bulmuş zaten adam. Bütün eşi mutları almış. Al sana bir tane daha verelim. Bir tane daha verelim anasını satayım. Şuna bak yani Alman herif her şeyi toplamış bu noktada. Neyse abi genellerimizde bu şekilde. Onları da size göstermiş olduk. Onun dışında Division tasarlamayı da gösterdiğimizi düşünüyorum az çok. bu noktada başka ne gösterebiliriz abi? Research slotlarımız zaten bu noktada ben research'ı bitirdim ama size mesela research'ın nereden önceliklendirildiğini söylemek istersem şu sayfa, bu sayfa en önemli sayfa tamam mı? Özellikle güçsüz bir ülke oynuyorsanız çok önemli. Güçlü bir ülke oynuyorsanız da çok önemli. Güçlü ülke burada öne geçmeyi hedefliyor. Niye? Çünkü sen yönlendiriyorsun zaten teknolojiyi. Almanya'ysam niye buraya bir research slot harcamayayım ki? Engineering de bu arada çok önemli burada. Sınırı aşlıyorsunuz çünkü. Burada research speed veriyor size. Daha hızlı araştırmanız için. Çek şurada şuradan. Ha. Şunlardan yürüyorsunuz abi açıkçası. Bunları iki yıl öncesinden başlayabilirsiniz. Açıkçası rule of thumb yani genel kural 300 günden azsa ve ileri teknoloji ise yapabilirsiniz gerekiyorsa. 300 günden fazla ise çok önermiyorum açıkçası. Bu noktada da en çok isteyeceğiniz researchlar. Şu, şu ve construction noktada bence bu öncelik sırasında ilerliyorlar abi soldan sağa. Bu noktada aradaki şeyler o kadar önemli değil. Şu excavation da o kadar önemli değil. Yapın tabii ki ülkenize çok bağımlı şeyler bunlar. Ben önemli değil diye dedim diye yapmamazlık etmeyin ama bu üçü en önemlisi ve en soldan en sağa doğru önemi artıyor. Kusura bakmayın. Tamamdır bu şekilde research'ümüz için bu şeyleri önceliklendireceksiniz. Ondan sonra da Burada silah kısmında şu silahları arttırmanız çok önemli. Orduğunuzun tamamının silah kullandığını unutmayın hiçbir zaman. O yüzden silah güçlendirmeyi her zaman önüne öne koyun. Infantry anti tankın da ben bu noktada çok işe yarar bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunları da bence erken almanız iyi olur. Özellikle Sovyetler gibi çok tank kullanan bir ülkeyle savaşıyorsanız anti tankınız olmasa bile çok işe yarayacak bir şeydir yani bu noktada. Support company'lerde bunların 4 seviye, 3 seviyelerini yani araştırmanız güzel olur. Trakları hızlı bir şekilde açıp medical ve Logistics açmanız da bu noktada gayet güzel olur. Ondan sonra şu War All Starity Train'i de açarsanız bu noktada daha az production costlu bir tren açmış oluyorsunuz. O da gerçekten gayet güzel bir olay. Onun dışında tanklardan tabii ki yürüyeceksiniz tank yapıyorsanız ama toplar bir tık daha önemli bence bu noktada. Artilleriden full yürümeniz lazım. anti -air ve anti-tank sonradan başlanabilecek şeyler. Sakın korkmayın ben çok ben yapmamışım bunu nasıl yakalayacağım şimdi falan. Hızlı hızlı gidiyor abi. Bu noktada bir tanesini seçip onu oyun başından beri artırı ile beraber yaparsanız iyi olur. Zaman kaybetmemiş olursunuz ama sonradan da korkmayın yani yapabilirsiniz. Bu noktada anti air bence kesinlikle çok güçlü. Anti tank yerine ise bence bu noktada bir tank yapmanız daha iyi olur. Anti tankı tankla çözmek bence bir tık daha kolay oluyor. Anti air yaparsanız ama o da güzel destek sağlıyor yanı sıra. Ya benim açık konuşayım anti tanka çok ihtiyacım olmuyor. Anti air'a genelde daha çok ihtiyacım oluyor. O yüzden siz de öyle bakabilirsiniz olaya. Bu sayfada herhangi bir şey araştırmanıza gerek yok. Sadece submarine'den yürüyorum ben genelde. Submarine yapacaksam o da ki son zamanlarda pek yapmıyorum açıkçası. Bunun sebebi de abi bu oyunda mesela biz ne yaptık biliyor musunuz? Balkanları aldık ondan sonra tak İngiltere'ye gittik. İngiltere'nin donanmasını aldık sonra ne yaptık? Tak Amerika'ya gittik Amerika'nın donanmasını aldık. Zaten İngiltere ve Amerika donanmasını almış bir adamın daha fazla donanmaya ihtiyacı yok yani. O yüzden ganimetle dönüyor bu iş. Hiç onlarla uğraşmayın diyorum ben o yüzden hep. Sonrasında uçakta da bu arada small airframe'den yürüyebilirsiniz. Hep small airframe'den yapılıyor her şey az çok. Sonrasında large airframe'den de bomberlerinizi yapabilirsiniz. Bu noktada gayet güzel olur. E, weaponry'de de şu kısımdan yürüyebilirsiniz abi. Aynı zamanda güzel engine bulmanız da çok iyi olur. Agility verecekler çünkü bunlar artık. O da gayet önemli bir olay olacak yani. Sonrasında bir production için bir küçük bir bakalım üretim rehberi abi. Şimdi burada mesela production elinizde 3000 tane fabrika varsa tabii ki bir tık daha kolay bir mesele olabilir. Ama orada yeni açılmış bir Almanya oyununda neyi üreteceğiniz gerçekten çok önemli bir mesele. Ve bu noktada ben sizin Almanya için mesela neyi üretmek isteyeceğinizi bileceğin, bilmek istediğinizi düşünüyorum yani. O yüzden şimdi benim Almanya için ne yaptığımı sizlere göstermek isterim. Bu noktada silahlar çok önemli. Yine ordu basmamız gerekecek. O yüzden ben silahları genelde 15'lerim. Bu noktada support ekipmanı ve topların onlanması gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Sonrasında tankları bence iptal edin. Tankları ilk başta oyunun başında üretmemiz çok zor. Uçakları da aynı şekilde iptal etmek isterim. Çünkü rakiplerimizin hepsi uçak konusuna bizi geçecek. Bu noktada birazcık daha sonradan anti-air üretmemiz bence daha kafi olur. Bence daha mantıklı olur. Bu ben donanmaları iptal ediyorum. Bu kesinlikle bir hata mı? Hata... Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bitmeye yakın gemilerinizi arttırabilirsiniz. Bu noktada ben gemi kullanmayı çok sevmediğim için aslında bunlarla uğraşmak istemiyorum. Kesinlikle bunların bitmesine izin verip sonrasında konvoyu basabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama ve lakin bu oranı korumanız gerekiyor abi. Oran ne biliyor musunuz? Silah 15 abi. Support ekipmanı ve top 10 olacak bu oran 50 olduğunda mesela silah korumaya çalışacaksınız abi. Bu şekilde ilerlerseniz silahınız da bitmez, topunuz da bitmez, support ekipmanınız da bitmez. Bu oran değişirse nasıl değişir derseniz de bu mesela 20 olur bunlar 10 kalır. Bu mesela 40 olur bunlar 20 olur. Bu öyle bir sıkıntı yok. Silahlar fazla olacak abi sadece onu söylüyorum. Demiyorum ki bütün silahlı, bütün fabrikalarınızda silah basın. Çünkü silah daha iyisi çıkar ileride ve o yeni silahı daha fazla üretmek zorunda kalırsınız. Ben şunu söylüyorum. Eğer top üretecek kadar senin fabrika varsa abi sen gidip bu fabrikalarla birazcık silah da yapacaksın. Çünkü silah biterse hepimiz ölürüz. Böyle bir durum kesinlikle var yani. Onun dışında arabalara çok fazla vermenize gerek yok. Arabalara max 10 tane vereceksiniz abi. Ki 5 tane bizi çok uzun bir süre götürür. Bunlarla çünkü division yapmıyorsunuz. Bunlarla sadece lojistiği kontrol ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Bir gün olur da motorize division yapmak isterseniz. Gidin mekanizeyi araştırın ve mekanizeyle yapın. Çok basit bir sebebi var. Motorizeyle lojistiğinizi kontrol edeceğiniz için olur da motorize divisionlarınız çok ağır basıp motorizenizi bitirirse ki kesinlikle olabilecek bir şey. Hatta olacağından emin olabilirsiniz. Lojistik ağınız çöker. Çok kötü bir fikir. O yüzden ben şunu söylüyorum kesinlikle mekanize kullanın bu noktada. Ve bu şekilde abi ben söyleyeceğim şeyler bu kadar üretim konusunda. Uçaklara başladığınızda mesela biz bu save'de mesela naval bomber üretmek isteriz. Naval bomber yapmaya başladığınızda bundan 10 tane falan basabilirsiniz. Bu şekildeyken oranlar. Yine oran olarak veriyorum. Tam fabrika sayısı vermiyorum. Siz de kendinize uygulayabilin diye. Uçaklara toplam olarak ayıracağınız faktörü bu kadardır. Siz mesela bir yandan fighter da yapayım diyorsanız bu noktada ben giderim abi. Bunların 5 tanesini mesela fighter'a basarım. Olur da daha fazla ben... Uçak fokusu söyleyeceğim abi. Ben uçak adamıyım falan diyorsanız bunları bir tık daha arttırabilirsiniz ama hiçbir zaman bence top ve support ekipmanını geçmemeliler. Herhangi bir uçak tipi. Tanklar için de şu şekilde söyleyeyim abi. Tank üretmek biliyorum çok pahalı bir olay ama şunu da hatırlayın yani tanklara vereceğiniz fabrikalarla başka şeyler yapabilirsiniz. O yüzden ben bu noktada uçaklara koyduğum limitasyonu tanka da koymak isterim. Tank için yetmeyebilir abi o yüzden. Belki silah kadar yapabilirsiniz ama ben şunu söylerim yani sizin en çok ürettiğiniz şey tank olmasın abi. Çünkü olur da o tanklar sıçarsa ki olabilir. Yani mümkün tanklar birazcık risk almak bence her zaman. Olur da sıçarlarsa çok büyük şeyin altına yatabilirsiniz yani. Bu şekilde üretimimiz için bu kadar konuşacağım. Ondan sonra da mesela Almanya için size bir açılış şeyi göstereyim abi. Bu noktada ben mesela daha savaşlı bir Almanya oynuyorum. Ne yapıyorum? Oyunun başında Hollanda'ya giriyorum. Sonrasında Polonya'ya giriyorum. Sonrasında Sovyetler'e giriyorum. Sovyetler 42'nin sonunda düşmüş oluyor. Banko 41'de genelde düşürmeye çalışıp aynı zamanda Amerika katılmadan önce İngiltere'yi de düşürmeyi seviyorum. Bunu bir videoda yapmıştım zaten. Bunu yapmak imkansız değil kesinlikle. Almanya ile 37'nin sonunda dünyayı alan adamlar var. Oyunun yani manyak kesinlikle her şeyi yapar abi. Hiçbir şeyi Oha o kadar da olmaz demeyin. Millet Türkiye ile dünyayı alıyor yani. Bu noktada kesinlikle böyle söylemek isterim. O yüzden sizin üretiminiz kesinlikle sizin oyun tarzınıza bağlı olmalı. Ben mesela daha fazla sivil üretemez miyim? Üretirim ama gerek yok. Neden? Çünkü ben zaten bir sürü yere ele geçireceğim. O adamların da bir sürü sivili olacak. Ve ben bu noktada daha çok military factory basarsam daha çok yeri alıp daha çok sivil ele geçirebilirim değil mi? Bu şekilde bir şeyle bence gayet güzel çalışırsınız. Bu noktada yani sivil üretiminizi millet 40'a kadar sivil basıyor. Manyakça bir şey. Bence saçma bir şey. Bu bence savaşlarda eğer kendinize kural koyuyorsanız yani şu adama saldıramazsın, buna saldıramazsın, şu zamana kadar kimse kimseye savaşmayacak falan. Böyle kurallar varsa yapılabilecek bir şey kesinlikle. Ama single player bir oyunda hiçbir şey sizi durdurmuyorken siz aktif olarak gidip 40'a kadar sivil basıyorsanız bence kendinizi biraz geri bırakıyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum. Sadece böyle söyleyeceğim. Bu şekilde abi. Ee, fabrika üretimimiz bu şekilde tabii ki. Bunun dışında inşaatlarımız nelere girer? Antiyer üretimi savaşın geç safhalarında Örneğin mesela Turan ıı, serilerimize genelde basarız anti-air. Cephelere basabileceğiniz bir şey. Örneğin mesela Polonya'yı aldığımızda şuralara anti kesinlikle yapmamız güzel olur Sovyetlere karşı. Niye? Çünkü uçaklarını düşürürüz. Güzel olur yani uçaklarınıza karşı uçaklara karşı çok büyük şey sağlıyor. Mesela Türkiye ile Sovyetlere karşı savaşmak zorunda kalırsanız herhangi bir zaman ülkenize kesinlikle anti yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü onlarla yarışabilecek bir filonuz olmamasının üstüne durmaksızın bombalanıyorsunuz. Bu bombalanmanın durdurulmasının tek yöntemi de antiyarı inşa etmek. Onun dışında bu noktada inşa edilecek başka şeyler havaalanları. Havaalanları zaten ülkenizde çeşitli kısımlarda var. Ama daha çok uçak koymuyor istiyorsanız gerekecektir. Üstüne infrastructure. Infrastructure ne işe yarıyor abi? Yol yaptığınızda bir yerdeki genel kaynaklar artıyor. Mesela burada çelik vardı. Şimdi iki tane daha fazla çelik olacak. Süper bir şey. Üstüne o yerdeki inşaat hızı artıyor. Bu da çok önemli bir şey. Kesinlikle gayet çok güzel. Gayet güzel bir olay yani. Sonrasında oradaki silah akışı artıyordu abi. Silah akışının artması olayı değişti mi değişmedi mi? Ben bunu şu anda size söylemeyeyim. Çünkü emin değilim. Hatırladığım kadarıyla o şekildeydi. Fakat bu lojistik update'inden önceydi. O yüzden onda beni kodlamayın abi kesinlikle. Ama öyle bir olay da vardı diye ben hatırlıyorum. Öyleymiş gibi de oynuyorum açıkçası. Bu noktada bana batmaz. Onun dışında Naval Dockyard abi. Naval Dockyard kesinlikle yapabilirsiniz. Donanma basıyorsanız Kesinlikle gayet güçlü bir fabrika tipidir yani bu. Sivilin var, militeri var, dockyard var abi oyunda. Gayet güçlü bir olay yani. Kullanabilirsiniz. Ben bir ara açıkçası Almanya ile baya bir nevi basıyordum. O ara kullanıyordum yani Almanya'da. Sonrasında sintetik refinery. Abi bunlar bize kauçuk veriyor. Kauçuk şimdi baş, bazı ülkelerde, bazı şanslı ülkelerde. Yani açarsınız resource map modunu. Ha ne var burada 500 tane kauçuk varmış. Kullanalım. İngiltere'nin olayları abi bunlar. Sizin mesela başka ülkelerde atıyorum Türkiye'de, Almanya'da kauçuğunuz olmayabilir. Hatta olmayacak. O yüzden sizin gidip sintetik bir final üretmeniz gerekecek. Bunları bufflamak için de şurada abi çeşitli researchlar var. Şurası mesela en önemlisi kauçuk artı bir yapıyor bu noktada. Bunlar petrol alımınızı arttırıyor. Sintetik refinery yaptığınızda sintetik refinery de bu arada tüpraş gibi bir şey. Rafineri yapıyorsunuz yani. Burada petrol işliyorsunuz abi. Buradan aldığınız petrolle fuel yapıyorsunuz kendinize. Hem sizin benzininizin bitmemesini sağlıyor. Buradaki fuel bu arada herhangi bir benzin kullanan şey fuelunuzdan harcıyor. Fuelunuz biterse bu şeyler kullanımı yani çok daha kötü bir şekilde çalışıyorlar. O yüzden bu fuel'a dikkat etmek lazım. Almanya'nın realde fuel'u bitmiş biliyorsunuz. Sıkıntı olur yani sizin için de. Noktada bu sintetik refineleri kesinlikle kullanın. Bunlar uçak basmak istiyorsanız, araba basmak istiyorsanız herhangi bir noktada üretmeniz gereken şeyler olacaktır. Sonrasında fuel silo. Bu fuel silo'nun içine fuel koyuyorsunuz abi basit olarak. Bunlardan da birkaç tane yapmanız fena olmaz. Bu dediğim gibi yani petrolünüzün biteceği bir senaryoda kesinlikle kullanacağınız bir şey. Ben çok yapıyor muyum yani en son ne zaman bir fuel silo inşa ettim derseniz. Ben çok tank kullanmıyorum. O yüzden çok açıkçası kullandığım bir şey değil fuel silo ama. Yani yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Sonrasında convert yerinde abi. Bu şekilde Oyunun get safhalarında aslında yapabileceğiniz bir şey bu. Diğerden sonra building stoplarınız bitiyor ya. Bunları gidip civilinden mesela military'e çevirebiliyorsunuz. Bu tabii ki riskli bir şey. Sonuçta civilin dediğiniz şey sizin aa, ülkenizin backbone'udur abi. Adının sırtıdır yani. Omuriliğinizdir abi. Burada o giderse çok kötü yerlere gidebilirsiniz. O yüzden bunları çevirmek tehlikeli bir şey. Çünkü kaynağım biter, bir şeyim biter. Ne olacak yani geri military faktörlerle sonuçta halkına yemek yapamazsın bu noktada riskli bir şey yani kesinlikle ama bu şekilde bir durumda var. Onları da çevirebiliyorsunuz yani. Evet abi bu bizim yaptığımız ilk gerçekten öğretici videolardan bir tanesiydi bence. Şu ana kadar ben hep oyunun mantığını anlatmaya çalıştım. Fakat sonrasında bir şey bana dank etti abi. İlginçtir bir tane izleyicimiz bana dank etti. Bir tane kardeşimiz 15 yaşında Almanya oynamayı öğrenmek istiyordu abi. Ve bu noktada ben ona yardım etmeye çalışırken şunu fark ettim. Adam aslında benim videomu izlediğimde çoğu şeyi anlamış. Yani ne yapması gerektiğini az çok biliyor. Ama oyunu oynamayı bilmiyordu abi eleman. Çünkü oyunu yeni öğreniyordu ki bu oldukça normal bir şey. Oyunu oynamayı öğrenmek de farklı bir durum yani. Mantığını kavramak bence daha önemli hatta. Mantığını kavradıktan sonra çünkü oyunu her türlü oynarsın. Sağ böyle bunları kare içine alıyorsun Buruk. Kafaya basıyorsun. Ne yapıyorsun? Ordunun şu kısmına çizgi çiziyorsun. Ctrl Shift sol tık yapıyorsun. Bu adamlar eğitilene kadar eğitiliyor zaten, 3 seviye olana kadar. noktada zaten hepsi 3 seviye ise, bunları mesela ben piyadeye çevireyim bazılarını. Bu düğmeyi de göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi bunlar artık eğitilene kadar eğitilecekler. Gördüğünüz gibi tümenin içinde aslında eğitildiği için şu anda eğitimde olmayan bir tümen var. Bunu normalde yapamazsın şu düğmeye kendin bassan, süper bir olay gerçekten. Onun dışında ben gelirim mesela bunlara, arabayla yapın derim. Arabam olmadığı için bunlara supply gitmez. Çeşitli şeyler yani. Bu noktada mesela giderim bunlara. Front line çizerim. Kontrol sol tıklarım. Emre atanmamışlar çünkü. Emre atandılar mesela şimdi. Buraya hemen bir offensive line çizerim abi. Ondan sonra bunların eğitimlerini durdururum. Oka basarım. Oka basmazsanız çalışmaz çünkü emir. Onun dışında abi giderim. Bu noktada yeni bir orada yaparım abi buradan. Bunlara mesela bir çıkarma emri veririm. Sol tıklarım, sağ tıklarım falan giderim. Abi oyunu oynaması gerçekten bir yerden sonra elinizin uzantısı oluyor. Bu da tamamen oyunu oynamaktan geçiyor. Birazcık bakarak oynayacaksınız ama ondan sonra kontroller gerçekten CSGO'da nasıl yürürüm demek gibi bir şey. Abi anlıyorum bir yerden sonra nasıl yürüyeceğini, nereye bakacağını. Koy 4'te de bir yerden sonra orduyu nasıl basacağını, orduyu nasıl yürüteceğini öğreniyorsun. Olay bir yerden sonra stratejiye kayıyor. Olay bir yerden sonra Türkiye ile Bulgaristan ve Yugoslavia'yı aynı anda alacağız abiye kayıyor. Neden ulan diyorsun? Neden yani? Bu da mesela World alakalı bir mevzu. Olabiliyor yani böyle şeyler. Bu ne lan böyle? Neyse abi kendinize iyi bakın. Bu video buraya kadardı. Eminim yanlış anlattığım bir şeyler vardır yorumlarda. Bana bunları söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum abi. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ben kendim bir şeyler öğrendim açıkçası bu videoyu yaparken. Sizlere de iyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın abi.